Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı olduğum bir vlogla karşınızdayım. Ama hani okulun ilk gününü direkt sabahtan başlatmak yerine, hani vardır ya böyle okulun önceki gününde yapılan bir banyo ve öyle mis gibi uyursunuz, tertemiz uyanırsınız. İşte o bakım seansını da burada birlikte yaşayalım istiyorum. O zaman hazırsak video başlasın. Umarım sizin için de keyifli, güzel, eğlenceli bir video olur. Umarım sizin de ilk okul gününüz, ilk okul haftanız, hatta tüm okul yılınız çok güzel geçer. Bu arada bu çantayı yeni aldım. Bayağı büyük, geniş bir çanta Plan B'den. Bilgisayarınız falan da her türlü defterinizde rahatlıkla sığar. Bu videonun altına da hatta bu bahsettiğim çanta linkini koyacağım. Linkte hem sırt çantaları hem böyle bel çantaları, kol çantaları da var. Mesela şöyle klasik çantalar da var. Bu arada buralar biraz dağınık. Şu ara şu şampuanı kullanıyorum. Bir de zaten hep gösterdiğim, yıllardır hani hiç kullanmayı bırakmadığım şu L'Oreal'in Dream Long serisinin şampuanını kullanıyorum. İstanbul'dayken full bunu kullandım son 1,5 aydır. Onun dışında bugün maske olarak da yine Marc Anthony'nin maskesini kullanacağım. Bu maske besleyici ve yoğun nemlendirici bakım maskesi diye geçiyor. O yüzden eğer saçlarınız kuruysa çok beğeneceğiniz bir maske. Göstereyim, belli olmaması. Şöyle işte bayağı kullandım. Selam. Bir de size şu iki ürünü göstereceğim. Bir tanesi şu. Normalde katılaşıyor. Su değdiğinde ısıyla falan şöyle peeling gibi oluyor. İçinde parçacıklar var. O yüzden eğer vücut kuruluğunuz varsa, ölü deriniz falan varsa, hatta yoksa bile şuna bir bakmanızı öneririm. Bir de kocaman olduğu için kullan bitiremiyorsunuz. Biyodermanın şöyle bir yağı var. Bu duş jeli gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında böyle yağ gibi olduğu için yine cildi yumuşacık yapıyor ve nemlendiriyor. Asla da yağlı bir his bırakmıyor. Yine böyle ömürlük kocaman. Yani şu ikisine bir bakın ihtiyacınıza göre. Bu video için yeni bir serum denemek istiyorum. Bakınız. Ya bu iki serumdan biri ya da Kiehl's'ın bu Midnight Recovery'yi deneyeceğiz. 2-3 damla çok yeterli oluyormuş. Ve herkes şey diyor bu serumla ilgili. 2-3 damlalık mucize. Lavanta mı denir? Şimdi içinden okurum. Öyle bir şey var. Onun kokusunu alıyorum. Bir de böyle yağ gibi çok kaygan. Çuha çiçeği yağı, lavanta. Doğru koklamışım. Nasıl bir canlılık, parlaklık verir onu bilemiyorum ama çok iyi nemlendireceği yapısından bile belli. Ama bana şey gibi geldi. Mesela bu tam benlik bir ürün. Ama cildi yağlı olanları acaba rahatsız eder mi? Zaten bu direkt gece serumu olarak geçiyor. Havalarda aslında tam böyle trench coatluk, hatta öğlenlere sıcak gelebilir. İçine giydiğim şeye bağlı. Ben şöyle dar bir pantolon giyeceğim. Trench coat kombininde dar bir pantolon daha güzel durur diye düşünüyorum. Şunu kullanacağım. Ben Clinique'in nemlendiricisini de bunu çok seviyorum. Size de çekilişle hediye verdiğim ve acayip sevdiğim, ikincisi bitiyor artık, Yves Rocher'in. Çok seviyorum ya. Yani saçları çok iyi besliyor, çok iyi koruyor. Saçlarımızı yaptık. Yani çok bir şey yapmadım. Kuruttum sadece. Gözaltı kremini süreceğim. Bunu da sonuna doğru geliyorum. Bir oje sürelim. Ve yavaştan bu geceyi kapatalım. Bu arada kıyafetlerimi belirledim. Şu ikiliyi giyiyorum. Ojeyi sürdüm. Flor Mara'nın bu 427 numarası. Bu arada şimdiden alarm kuralım. 7'ye kurduk arkadaşlar. Hadi bakalım. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. Saatlerimiz böyle 7:20 gibi. Bir bebek var. Yani saat 6'dan beri, ki belki daha öncedir de ben yeni duydum. Şu an hala deli gibi ağlıyor ve bağırıyor. Sabah uyanmak benim için çok zor bir şey değil aslında. Bana hep en zor gelen şey böyle sıcacık yatağı bırakıp kalkmak var ya. Hazır hissettiğimde üstümü değiştireceğim. Günaydın. Günaydın. Gerçekten özet olarak 2 tane tost yedik. Şimdi hazırlanmaya başlayacağım.
Şimdi Dilan geldi, aşağıda beni bekliyor. O yüzden üzerime giyinip çıkacağım. Bu da benim en fix, en günlük makyajım falan. Hava güzel, fena değil. Sweat'i yanıma aldım çünkü arabada illaki terlerim. Hayalini kurduğumuz şu yolculuğu Dilan'la gerçekleştirmekteyiz dostlar. Hep böyle okulumuz olsun ki arabayla beraber okula gidelim, sabah müzik dinleye dinleye diyorduk. Üstünde koklarım seni, kalbimin sarayları seni. Ve hayaller gerçek oldu. Şu an trafikteyiz bir nebze. Saat 9, bizim dersimiz 9.45'te. Yine de hani erken gitmiş gibi olacağız ama daha zaten 15-20 dakika sonra ancak girebiliriz okula diye düşünüyorum. Bayağı heyecanlıyım. Aslında şu an gireceğimiz ilk ders beni çok heyecanlandırmıyor. Ama yine de hani okula gelmiş olmak ve derse girmek her bakımdan çok heyecanlı. Bakalım ilk günümüzü ve devamını vlogluyor olacağım. Vallahi yer bulduk, burası boşmuş. Buraya gelen olursa park edebiliriz. Şimdi dersimiz amfide bizim bugün. Burası da amfiye baya yakın. Koyabileceğimiz herhalde en iyi otoparka koyduk şu anda. Evet, iyi oldu. O yüzden baya mutluyum. Bam'da bir sürü yeri kapattılar. Bazı kafeleri falan kapattılar. İhaleden dolayı el değiştireceği için. Maalesef. Mesela biz ilk okula geldiğimizde Starbucks vardı. Çok kısa süre bizimle olabildi. Biz çok kısa tanıklık ettik. Ondan sonra kapandı. Şu an amfiye doğru gidiyorum. Evet, dersten çıktık. İlk hafta sadece böyle ders programıyla, yani izlenceyle ilgili falan konuştuk. Yarım saat falan sürdü o yüzden. Şimdi hava biraz serin olduğu için ben arabaya gidip sweatimi alacağım. Çünkü hasta olmak istemiyorum. Kahve içeceğim. Ben de çay kahve, oturmaca, sohbet. Saat de bu arada daha 11'e geliyor yani. Ve bugün başka bir dersimiz de yok. Okul hemen kalabalıklaşmış bu arada. Şimdi sizi City'ye götüreceğim. Bu yol şu an City'ye doğru çıkıyor. Şu alt taraf sağdan BAM'a iniyorsunuz. Nerem kadar? Kolum kadar var. 13 lirayı yiyebileceğin en iyi durum. Kendileri yapıyorlar. Afiyet olsun. Kahve alacağız. Bir tane latte alacağım. Sıcak. Eve geçeceğiz artık. Saat 3 bu arada. Bugünlük bu kadar yeter diye düşündük şahsen. Şurada yani okula bir geldiğimizde hatırlıyor musun? Çimler deli gibi uzamıştı. Böyle terk edilmiş gibiydi. İnsan yoktu zaten falan. Şu an mesela göstereceğim size, bayağı bir kalabalık var. Hani bu sosyal ortamı özlemişim. Kampüsün bu canlı şeyini. Çünkü biz hep öyle gördük. Hep o haline alıştık. Bir anda böyle terk edilmiş olması çok garip gelmişti bize. Şöyle. İnsanlar her zamanki gibi şu çimlerde. Burası elektrik elektronik mühendisliğinin önü. Her zaman kalabalık olan bir konum. Aynı zamanda şurada amfi var. İnsanlar gelip burada oturuyor. Karşıda kütüphane var. Şurada yemekhane var. Eve gelindi. Trenç kotla günün postu paylaşıldı.
Hemen altlar değiştirildi. Ya şu altımdakine bayılıyorum. Daha önce görmüşsünüzdür eğer beni izliyorsanız. O kadar rahat bir şey ki. Şu anda da zaten eve gelir gelmez böyle bunu geçiriyorum üzerime. Bu da zaten bugün üzerimde olan bluz. Çok yapacak bir şeyim yok açıkçası. Okulun ilk haftası olduğu için. O yüzden biraz sohbetli, takılmacalı bir vlog oluyor arkadaşlarım. Çok acıktım. Bugün annem ve babama pizza söyledik. Bir an önce gelsin. Bu sanırım mantarsız olan. Sadakatsiz izliyoruz. Merhaba. İyi akşamlar. Seviyorum sizleri. Sadakatsiz ve sevdiğimiz diziler başladı. Ben geçen sezon bayağı dizi izliyordum. Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı. Hepsini izliyordum. Bir de Sadakatsiz izliyordum. Şimdi hepsine geri döndük. Ya tam benlik bir iş. Saat olmuş 11. Dolabın şurasını temizlemeye, boşaltmaya giriştim. Şuranın tozunu aldım. Şimdi şunu toparlıyorum. Çok kullanmadığım şeylere, mesela şurada plaj çantam var. Ablamın odasındaki dolaba götüreceğim. Ben de o dolaba yerleştim ablam gittikten sonra. Çünkü buraya pek sığmıyorum. Sen yani kalkmıyor musun şimdi? Yok. Evdesin değil mi? Günaydın. Saat şu an 10'u geçiyor. Dersi 10'da düşünüyordum ben. 10'da zannediyordum. Ama ders 10.30'daymış. O yüzden dersin başlamasını bekliyorum. O sırada da size günaydın diyeyim istedim. Sesim yine yeni uyanmaktan dolayı biraz garip. Şöyle bir camı açayım. Temiz hava alayım istiyorum. Böyle kocaman, kafamdan büyük bir Tupperware'lı su içiyorum. Bunu pandemi öncesi almıştım. Şöyle bu gözü açılıyor. Şuraya bir şeyler koyabiliyorsunuz. Zaten bu bölmeye bir sürü şey koyuluyor. Böyle defterler işte, not defterleri, büyük defterler. Bundan uzun defterler de rahatlıkla koyuluyor bu arada. iPad falan da buna sığar. İşte şurada da bir gözü var. Böyle okula defter kitap götürürken benim çok işime yaramıştı. Şu şekilde. Ve böyle acayip toparlıyor. Çok rahat ediyorsunuz. Aynı şekilde şurada da bir fermuarlı böyle gözü var. Hatta bir de aynı markadan bilgisayar çantam var. Şurada şöyle bölmesi var. Ben mesela hard diskimi falan koyuyorum. Burası bilgisayar için birebir. Zaten kocaman bir bölme. Bir de burada bir kısım var. Gerçekten çok kullanışlı. Bu ikisine bayılıyorum. İşbirliği değil ama öğrencilerin çok işine yarayabileceğini düşündüğüm için göstermek istedim. Şimdi ders başlayacak bir yandan. 3-5 dakikası kaldı. Ben de bir yandan bugün ne giysem diye bakacağım. Günaydın, selamlar, herkese merhabalar. Duygu'nun vloglarında bulunmak hoşuma gidiyor. Sizlere selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum değerli arkadaşlar. Şöyle bir gömlek giydim üstüme. Altımda da siyah dar bir pantolon var. Üzerime de deri ceket alacağım. Yavaştan çıkacağım. Şu parfümü inanılmaz çok seviyorum. Buna bir bakın. Kesin bir bakın. Çok seri bir makyaj yaptım. Dilan'ı daha fazla bekletmemek adına.
Şu an yine okul girişindeyiz. Ben henüz araba için sticker almadım. Zaten ayın 1'inde başlıyormuş yani satışları. O yüzden de her girişte böyle kimliğini veriyorsun. Öyle girebiliyorsun okula. Görsel iletişim tasarımı dersi. Biraz uygulamalı bir ders. Yani ilk uygulamalı dersimiz falan pandemiden dolayı. Arkadaşlar öğrenci miydin? Evet. Tabii. Şöyle. Teşekkür ederiz. Evet. Okulda en sevdiğimiz yerin neresi olduğunu konuşuyorduk. Dilan da çok güzel bir soru sordu. Neye göre en sevdiğim dedi. Doğa güzelliği olarak mı yoksa geçirdiğim güzel anılar olarak mı? Ana olarak neresi? Şimdi edebiyat ve amfi de bizim Yıldız, en çok anımız Yıldız oldu. Yıldız amfi de mesela öyle. Aynen. Yıldız amfi yani derslerimizin olduğu yerler olduğu için BAM'da oturduk hep. Yeme içme kafe öyle bir alan olarak BAM. Başka bir yer yani, yok zaten. Ya da city falan demezsin. Aa, parlar. Parlar. Abi parlar. Parlar parlar tamam. En sevmediğin yer neresi? Peki. BAM tuvaletleri. Abi evet. Şimdi bakın sizi biraz gezdirelim. Yanlış yere gelsek ne güzel olur. Olabilir. Dilan değirmenci. Ama sadece benim suçum olmamalı bu. Yok ben zaten bilgisiz olduğum için söylenene uydum. Olsun de. Boşuna yürüdük. Edebiyata nasıl yürüyeceğiz şimdi? Uzak ha biliyorsun. Bayağı uzak. Neyse Allah kolaylık versin. Ders biter herhalde biz giden. Edebiyata doğru gidiyoruz. Edebiyat fakültesinde bizim bölümün ne işi var? Var. Aklınız şaşar. Her yerdeyiz. Derse geç kalmışız falan. Bilerek olmadı. Okulu unutmuşuz. Evet, dersten çıkışı yaptık. BAM'a doğru iniyoruz bir şeyler yemek için. Şimdi buraya Meltem biliyormuş. Ben hayatımda ilk defa geliyorum 4 yıldır. Atatepe'nin burada yemek yemelik yurdun kafesi. Aynen. Şimdi yemeklerinize ne kadar verdiniz? 20 lira verdim. 20 lira verdin. Şu tabloya 20 TL. İçecekle birlikte 24 lira. İçecek 6 lira galiba aynen. Ben de 27 lira verdim hepsine. Artık eve gidiyoruz. Saat 5'e geldi. Birazcık trafiğe kaldık ama olsun. Bir müzik açalım. O zaman evde görüşmek üzere. Işık çok hoşuma gitti şu anda böyle. Bayağı terledim. Bu da kendinden geçmiş. Evet. Yemek. Afiyet olsun baba yavaş ye biraz. Bugün sebepsizce bir yorgun hissediyorum. Hayır değişmiş. Oralara düzen getirdim. Düzen şuna bak. İnci gibi dizdim şu havluları. İyi geceler mi o zaman? Bye bye. Bye bye. Anneanne kahvaltısına gelindi. Bugün dersim 10'da benim. Ben de şimdi saat 8.45 sularında geliyorum anneannemle kahvaltı edeyim dedim. Ben de bir 20 dakikaya yarım saate çıkacağım. Anneannem bu arada bizim üst katımızda hemen. O zaman günaydın. Günaydınlar tekrardan. Şimdi yine her zamanki park yerimize doğru ilerliyoruz okulda. Tavaf ettik okulun çevresini. Bu yıl en heyecanlı olduğum derse gireceğim. Reklam çözümlemeleri. Şimdi 10'a 10 var. 10 dakika sonra ders var. Hoşçakalın. İlk hafta diye dersler aşırı kısa sürüyor.
Yine 20 dakikada falan ders bitti. O yüzden de yine BAM'a iniyoruz kahve içmeye. Yani bir iki saat oturup kalkacağım. Çünkü bugün dişçiye gideceğiz beraber. Havanın dengesizliği umarım hasta etmez. Bu arada heyecanlandığım kadar var. Yani kesinlikle en keyif aldığım ders olacak bence. Bazlama tost yiyorum. 2 bazlama tost, 1 kola 51 TL'ye geldi. BAM'ın son halinde. Evet. Akşam bu arada çok güzel bir etkinliğe gideceğiz. Ben dişçiye gideceğim için önce eve bir uğruyorum. Ondan sonra bugün gün uzun. Bir de benzin almamız gerekiyor. Benzin yarısı veriyor. O zaman görüşürüz. Eve girip dişimi fırçaladım. Dişlerim bir temiz olsun istedim. Çok heyecanlıyım. Plak tedavisi istiyorum bir süredir aslında. Yani teldense plak istiyorum çünkü hani çok daha az belli oluyor. Ve çıkarabiliyorsun kimi zaman. Tabii çok çıkarmamak lazım yine ama. Bakalım muayene olacağım. Babam beni dişçiye götürüyor. Buradan sola dönecekmişsin Bobby. Biliyorum. Ankara'ya bana mı öğreteceksin? Bugün bizimkiler Gölbaşı'na geçecek. Ben muhtemelen yarın geçerim diye düşünüyorum. Akşam. 9'da niye geleyim bir de oraya? Geleceksin, öpüyoruz. Gelmem. Beni okeyle gönlüm içelemez. Ne yapmıştı? Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Can çekişmemi görün istedim. Bakın şimdi. Cihaz geldi. Kamera tutucu. Şuraya yapışmıyor. Bakın benim telefonum buraya yapışıyor. Ama bu cama yapışır şekilde. Altında jelatini yok çünkü. Baksana böyle bile olmuyor yani. Böyle mi çekeceğim kameraya? Bu ne abi? Olmayacak galiba. Ay nasıl heveslenmiştim. Hevesime sağlık. Şurada şöyle durmuyor ya. Şimdi ben kahve festivaline Bilkent'te doğru geçiyorum. Dişçiyle ilgili güncelleme yapmam gerekirse beğenmedim kliniği. Oraya gitmeyeceğim muhtemelen. Başka yerler bakacağım. Yine yolda sizinle muhabbet edemeyeceğiz. Çünkü yapıştıramıyorum sizi hiçbir yere. Şu an şu kısımları çok beğendik. Şöyle tepede oturmak istiyoruz. Biraz sonra sanırım sahnede müzik başlayacak. O yüzden konuşamazsam diye şimdiden konuşayım istedim. Selamlar. Hem telefon hem de kameranın aynı anda şarj bittiği için direkt evden selamlıyorum sizi. Eve geleli böyle bir 15 dakika falan oldu diyebilirim. Sesim bayağı çatallandı. Acil kendime yeşil çay yapacağım. Yani çok bağırdığım için olmadı bu arada. Bağırmışımdır da. İyi gelmiyor. Şimdi de yeşil çay ve sıcacık yatakta dizi keyfi yapacağım. Umarım video güzel olmuştur. Okulumun ilk günleri, ilk haftasını da çekmiş oldum. Çorap keyfi. Bu benim en sıcak tutan çoraplarım. Beni bugünle ilgili üzen tek şey dişçiydi.
Her güzel şeyin bir sonu vardır lafını çok sevmem aslında. Ama bu videonun da sonuna geldiğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Umarım eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Bir nebze olsun sizi motive edip gülümsetebilmiştir bu video. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.